Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda öğrencilerimizin zaman zaman zorlandığı bir konuyla karşınızdayız. Bu konu 4. sınıflarda ve 5. sınıflarda işleniyor. Eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişkiler. Yani böyle problemler olduğunda öğrencilerimizin bazen kafaları karışıyor. Şimdi bunu nasıl çözmeliyiz? Neler yapmalıyız? Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın bir ilk ilk sorumuzu okuyalım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayıyı 500 arttırıp çıkan sayıyı 150 azaltırsak fark nasıl değişir? Zaman zaman böyle sorularla karşılaşıyorsunuz. Hatta çıkarma işleminde değil toplama işleminde de uygulayabilirsiniz. Toplama işleminde de böyle sorular çıkıyor. Şimdi burada eksilen sayıyı bilmiyoruz. Çıkan sayıyı bilmiyoruz. Farkı bilmiyoruz. Peki ne yapmalıyız? Ben size bunu bir şekil çizdim ve şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi ee, çıkarma işleminde eksilen sayıyı 500 arttıracakmışız. Çıkan sayıyı da 150 azaltacakmışız. Fark nasıl değişecekmiş? Şimdi ben şöyle yaptım. Eksilen sayıyı bir otomobil olarak düşünün. Yol kenarına park etmiş bu otomobil. Arkada da çıkan sayı var. O da bir otomobil. Bu iki otomobilin arasındaki uzaklık da fark. Yani aralarında bir uzaklık var. Birbirlerine e, bir mesafede park etmişler. Bu İki otomobilin arasındaki uzaklığa da fark diyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Eksilen sayıyı 500 arttıracakmışız. Yani bu araba Sürücüsü biniyor Ve onu 500 metre daha ileriye götürüyor. İleriye götürdüğü zaman bu aradaki Uzaklık daha da çoğalıyor. Daha da açılıyor. Fark daha da büyüyor. Peki çıkan sayı 150 azaltılacakmış. Bakın o da Şoförü binecek ve geri geriye gidecek. Çünkü azaltıyoruz. Ne kadar azaltıyoruz? 150 azaltıyoruz. İşte bakın, aradaki mesafe, öndeki araba ileri gitti, diğer araba geri geri gitti, daha da çoğaldı. O zaman böyle sorularda yani eksilen sayı artıyor. Çıkan sayı azalıyorsa, o zaman bu iki verilen sayıyı toplama yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. 500 ile 150'yi topluyorum. Bakın 5 evet Fark 650 sayı daha, 650 metre daha çoğalmış oldu. İsterseniz bunu bir örnekle geliştirelim. Eksilen sayıyı bilmiyorduk. Ben kafadan bir sayı uydurayım. Mesela buna ne diyelim? E, 700 diyelim. Örnek yapıyoruz. İlk önce çıkan sayımız ne olsun? 300 olsun. Bunu da uydurdum. Şimdi normal çıkarma işlemini yapıyorum. 0, 0 Bakın farkımız kaç? 400. Peki, bize verilenleri uygulayalım şimdi. Yani eksiler sayıyı 500 çoğaltalım. 700 ile 500'ü toplarsam 1200 yapar. 1200'ü yazdım. Çıkan sayıyı 150 azaltalım. Yani 300'ü de 150 azaltırsak 300'den 150'yi çıkardım. Zihinden çıkarıyorum 150 kaldı. Ve yeni çıkarmamızı yapalım. 0'dan 0 çıktı 0. Sıfırdan 5 çıkmaz. 10, 10'dan 5 çıktı. 5. 1 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Burada evet 1 kaldı. Yani yeni çıkarmamız 1050 oldu. Peki önceden kaçtı 1000 çıkarmamız 400'dü. Bakalım şimdi nasıl bir değişim oldu? 1050'den 400'ü çıkarıyorum. Evet 0 5 0'dan çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6. Bakın 650 daha fark dediğimiz kısım 650 daha büyümüş. Bu kadar işlem yapmaktansa, bakın ilk baştaki ben ne yaptım? 650 daha fark olduğunu, farkın 650 daha büyüdüğünü arabalardan otomobillerden anlamış oldum. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayıyı 200 çıkan sayıyı 50 artırırsak, bu kez ikisi birden artıyor. Hemen otomobillerimi çiziyorum. Üstteki eksilen sayımız bu otomobil olsun. Diğer arkadaki sayımız da çıkan sayı. Bu da ikinci otomobilimiz. Ve çıkarma işlemi aşağıda da fark var. Yani aralarındaki mesafe var. Şimdi söylenenleri uyguluyorum. Eksilen sayıyı 200 çıkan sayıyı 50 arttıracakmışım. Birinci sürücü otomobile bindi ve bunu 200 metre daha ileriye taşıdı. Yani büyüttü. Diğeri de 50 büyüttü. O da ileriye arttırdı, ileriye götürdü. Şimdi ilk otomobilimiz 200 gidince aradaki mesafe bayağı 200 daha çoğalmış oldu. İkinci sürücümüz bindi. O da 50 metre daha ona yaklaştı. O zaman ne yapmalıyım? 200'den 50'yi çıkarma yapmalıyım. Deminki örneğimizden farklı. Çıkarıyorum. 0 5 burada kaldı 1. İşte farkımız 150 sayı artıyor. Yani yeni önceki farktan 150 daha artmış oluyor. Neden artıyor? Çünkü öndeki araba diğerinden daha fazla gitti. 200 gitti. Öbürkü 50 gitti sadece. Diğer örneğimize bakalım. Bir çıkarma işleminde eksilen sayıyı 150 azaltıp çıkan sayıyı 30 arttırırsak fark nasıl değişir? Hemen otomobillerimi yapıyorum. Yine yol kenarına park etmişler çıkarma işlemi var ve aralarında bir fark var. Mesafe farkı var. Hemen uygulayalım. Eksilen sayıyı 150 azaltıyoruz. Bu kez şoför bindi geri geri gidiyor. Yani 150 daha buna yaklaşıyor. Çıkan sayıyı 30 arttırıyoruz. O da bu kadar yaklaşıyor. Birbirlerine ne yapıyorlar? Yaklaşıyorlar. Yani öndeki arabanın sürücüsü geri geri getiriyor. Bu da ileri doğru götürüyor. O zaman ne yapmalıyız? 150 ile 30'u toplamalıyız. Topluyorum. Evet. 180 metre daha ne yaptılar? Birbirlerine yaklaştılar. Yani önceden fark daha azdı, şey çoktu. Şimdi yaklaştılar. O zaman fark 180 sayı daha azalmış oluyor. İsterseniz bunu da somut bir örnekle gösterelim. Mesela birinci otomobilin sayısına yine kafadan bir sayı yazayım. 500 olsun. Çıkan sayımız ne kadar olsun? O da 100 olsun. Normal çıkarma yaptığımızda sonuç ne oluyor? 400 oluyor. Şimdi uygulayalım. Eksiler sayıyı 150 azaltalım. Yani 500'den 150'yi çıkaralım. Ne kaldı? 350 kaldı. Diğer sayı 30 sayı çoğaltacağız. Arttırıyoruz diyorduk. O da 130 oldu. Şimdi yeni çıkarmamızı yapalım. 0, 5'ten 3 çıktı. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. Önceden 400'dü. Şimdi 220 oldu. Ne yapıyorum? 400'den 220'yi çıkarayım. Ay yanlış yazdım. Evet. 400'den 220'yi çıkarıyorum. 0. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı. 8. 3'ten 2 çıktı. 1. Bakın. Fark önceden 400'dü. Şimdi 220 oldu. Yani 180 sayı azalmış oldu. Bu kadar işlem yapmaktansa biz zaten başta bunu bulmuştuk. Evet. Son Örneğimize geldik. Bir çıkarma işleminde eksilen 150, çıkan 100 azaltılırsa fark nasıl değişir? Hemen otomobillerimi yapıyorum. Öndeki otomobil, arkada park eden otomobil çıkarma işlemi var ve fark var aralarında. Uygulayalım. Eksilen 150 azaltılacakmış. Yani şoför geri geri gidecek. 150 azaltacak aradaki mesafeyi. Diğer şoförümüz de 100 azaltacak. O da geri geri gidiyor. Ne yapacağız? İkisi de bu 150 mesafeyi daraltmaya çalışıyor. Bu da geri geri kaçıyor. 150'den 100'ü çıkaracağız. Çıkarıyorum. Evet. 50 Böylece farkımız 50 sayı daha azalmış olacak. Neden? Çünkü bu öndeki otomobil daha fazla yaklaştı. Öbürkü fazla kaçamadı. İsterseniz son olarak bunu da somut bir örnekle göstereyim. Biraz çok konuştum ama neyse idare edin artık. Hemen üsteye bir sayı yazıyorum. Diyelim ki bunu ne yapalım? 600 olsun bu. Diğer sayımız da baştan 400 olsun. Çıkaralım. 200 normal çıkarmamız 200. Şimdi burada problemdekileri uygulayalım. İlk sayıdan 150'yi düşürelim. 450 kalıyor. 600'den 150'yi çıkarınca. Diğer sayıdan da 400'den de 100 düşürüyorum. Yani 300 kaldı. 0 5 150. Bakın, önceden fark 250 şey 200'dü, sonra 150 oldu. Yani farkımız 50 azaldı. Biz bunu baştan bulmuştuk. Sevgili çocuklar, böyle sorularda bazen dediğim gibi bu çıkarma olabilir. Böyle problemler toplama işleminde de size verilebilir. Kafanız karıştığı zaman hemen otomobilleri hatırlayın. Sizde birer otomobil çizin. Öndeki otomobil, arkadaki otomobil, aralarındaki mesafe farkı. Sonra söylenenleri eğer çoğaltılıyorsa otomobili ileri götürün. Azaltılıyorsa otomobilleri geri geri götürün. Ve birbirlerine göre ne kadar yaklaştılar, ne kadar uzaklaştılar bunu değerlendirip Böylece farkın azaldığını mı arttığını mı anlarsınız. Yine çok konuştum. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.